Web Tekno'dan hepinize selamlar dostlar. Bu videomuzda 75 inçlik QNED panele sahibi canavarı inceliyoruz. LG 75 QNED 86. Televizyon hem donanım hem de yazılım tarafında konuşması gereken birçok detayı var. Hazırsanız başlayalım. Şu an televizyon pazarında bize güzel bir ev sineması deneyimi yaşatabilecek güncel son model panele sahip bir televizyon almak istersek fiyatlar gerçekten şaha kalkmış durumda. Öyle olunca biz teknoloji severler de eski model ama daha uygun fiyatlı seçeneklere yöneliyoruz haklı olarak. Ama bu demek değil ki son teknolojilerden mahrum kalalım. Bu yüzden fiyatı herkese hitap etmese de şu an en güncel özellikleri sunan bu canavarı bugün inceleyeceğiz. Öncelikle şöyle televizyona bir uzaktan bakalım. 75 inçin boyut olarak nasıl bir deneyim sunacağını göstermek için yanına 55 inçlik kardeşini de koyduk. Bu arada 55 inç de güzel bir boyut tabii ki. Yani 75 inci göstereceğiz diye sanki 55 inç küçükmüş ya da kötüymüş gibi anlaşılsın istemem. O da çok güzel bir boyut, büyük bir boyut. Ama evinizde yeterli alanınız varsa 75 inçin seyir zevki tabii ki başka oluyor. Hatta 86, 98 inçlerin daha da fena oluyor seyir zevki. Tasarımına baktığımızda hem çerçevesi hem de kenarları ince, şık bir televizyon görüyoruz. 167 santim genişlik, 96 santim yükseklik ve 31 santim derinliğe sahip ve ayak hariç 33 kilogramlık bir ağırlığa sahip televizyon. Bazılarınıza garip gelebilir ama 33 kilogram aslında normal bir ağırlık. Sadece her televizyonda olduğu gibi ağırlığına göre kullanılacak TV ünitesini veya sehpasını dikkatli seçmek gerekebilir. Ayak kısmı tek bir parçadan oluşuyor ve açıkçası bayağı ağır, sağlam bir ayağı var televizyonun. Bir denge sorunu olur mu diye düşündürmüyor. LG 75 QNED 86'nın tasarım hatları bu şekilde. İsterseniz şimdi asıl olayına yani panel ve diğer özelliklerine geçelim. Televizyon model isminde de gördüğümüz gibi 4K QNED teknolojisini kullanıyor ve native 120 Hz yani yazılımsız direkt 120 Hz ekran yenileme hızı sunuyor bize. QNED, QLED, Mini LED, LCD falan bu kavramlar kafa karıştırıcı olabiliyor. O yüzden QNED'yi basitçe anlatalım bilmeyenleriniz için. QNED, LG'nin Quantum Dot'la NanoCell teknolojilerinin bir araya gelmesiyle elde edilen bir görüntüleme teknolojisi. En gelişmiş LCD teknolojisi ve şu an en çok rağbet gören panellerden biri. Esprisi ise bildiğimiz LED ekranlara göre daha zengin ve canlı renkler sunması. Daha zengin ve canlı renkler dile pelesenk olmuş bir laf gibi sizi etkilemeyebilir ama QNED karşısına geçip deneyimlediğiniz standart bile de göre çok daha net ve canlı tonlar görebileceğiniz bir panel. Bir teknoloji mağazasında direkt olarak bunu deneyimleyebilirsiniz. İkinci özelliği ise Dimming Pro yani gelişmiş karartma teknolojisi. Televizyon bakarken normal olarak ekranın ne kadar parlak olduğu renk şöleni örneklerle anlatılır ama onun kadar önemli bir detay da koyu tonlar. Çünkü bir film izlerken parlak alanlarla karanlık alanların net bir şekilde ayrışması seyir zevki açısından çok önemli. Renkler birbirine girmiş, parlak tonların koyu tonları bastırdığı bir görüntü sanki net değilmiş, düşük kaliteymiş hissi verir. Onun için bu televizyonda Dimming Pro özelliği var ve bu özellik koyu tonlardaki ince detayları daha gerçekçi görmemizi sağlıyor. Onun dışında seyir zevkimizi pekiştiren diğer özellikler HDR10 ve HLG'de 75 QNED 86'da bulunuyor. Televizyon seçerken genelde tasarım ve panel konusu en çok kafa karıştıran şey olduğu için videoya bu bilgilerle başladım ama bir akıllı cihaz olarak neler sunuyor bize televizyon? Biraz da bunlara bakalım. Televizyon LG'nin yıllardır kullandığı kendi işletim sistemi WebOS'la birlikte geliyor. 5 yıl boyunca güncelleme alan kendini kanıtlamış bir işletim sistemi ve gücünü içindeki A8 AI 4K işlemciden alıyor. Burada AI kısmı önemli çünkü artık az önce anlattığımız panel özelliklerinin yanında iyi çalışan bir yapay zeka da televizyonun görüntü kalitesini oldukça arttırabiliyor. Bunun için bu ürüne AI özelleştirme yani sizin izleme alışkanlıklarınıza göre senkronize olma, AI görüntü pro yani sizin zevkinize göre veya seçtiğiniz süre göre görüntü kalitesini iyileştirme ve AI ses pro yani içeriğin ses kalitesini türüne göre iyileştiren farklı ses modları özellikleri de eklenmiş. Artık bu tarz ürünlerde yapay zekayı çok duyduğumuz için bu özellikler bence önemli. Ayrıca 75 QNED 86'da oyun ve sesle ilgili eklenmiş başka özellikler de var. Eğer bir soundbarınız varsa LG'nin WoW uygulamasını kullanarak farklı ses modlarını, profillerini WoW arayüzünden kullanabiliyorsunuz. Ayrıca yine ses deneyimini pekiştiren ve hoparlörün potansiyelini tam olarak kullanmamızı sağlayan WoW Orchestra ve WoWcast özelliklerini de kullanabiliyoruz. Oyunla ilgili ise AMD FreeSync Premium ve VRR yani değişken yenileme hızı özellikleri yer alıyor cihazda. Bunlar da cihaza bir konsol bağladığınızda ekran deneyimini ciddi şekilde etkileyen özellikler. Bu arada konsol dedim ama bence GeForce Now da güzel gider bu televizyonla. Sadece konsol oyunları ile ilgili özelliklermiş gibi anlaşılsın istemem. Performansla ilgili özelliklerden sonra şimdi isterseniz biraz sade bir kullanıcı olarak televizyonla olan deneyimimden bahsedeyim. Ekran, panel kalitesi ve seyir zevki açısından özellikle HDR içeriklerde kendini çok belli ediyor. Zaten donanım konusunda çok konuştuk bunları ama deneyim anlamında da özellikle film izlerken çok keyif aldım. Özellikle Dolby Vision, HDR ya da HLG formatlarında olan içeriklerde
bence tam potansiyelini gösteriyor televizyon. İkinci yorumum sadece bu model özelinde değil ama LG televizyon özelinde konuştuğumuz için şundan bahsedebilirim. WebOS hem görüntü hem de ses için oldukça çok kişiselleştirme seçeneği sunuyor. Hem yapay zeka iyileştirmeleri hem de manuel kişiselleştirme özellikleri bence deneyimi sizin için en optimal noktaya getirmek için çok önemli. WebOS ayrıca arayüzü kolay, hızlı bir işletim sistemi. O yüzden kişiselleştirmeleri kolayca kasmadan yapabiliyorsunuz. LG 75 QNED 86 genel hatlarıyla böyleydi dostlar. Videonun başında da dediğim gibi maalesef fiyatı herkes tarafından erişilebilir olmasa da 2024'te LG'nin öne çıkan televizyon araştırması yaparken göz atılması gereken seçeneklerden biri. Sizler 75 QNED 86 modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Artılarıyla, eksileriyle değerlendirmenizi yorumlarda bahsetmeyi lütfen unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.